Haydi bakalım, başlıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Çılgın Galatasaray kariyeriyle devam ediyoruz ve bugünkü yemeğimiz Hapoel Berşeva. Daha doğrusu bugünkü derken bugünkü kariyerimizin ilk öğünü Hapoel Berşeva. Takım hazır, kadro hazır. O zaman takım seçimine hızla ilerleyelim. Kadroyu seçtik. Lines, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Denayer. Sizlerden gelen tavsiyeyi de dikkate alarak Denayer'i sola, Maicon'u da sağa attım. Ahmet Çalık'ı sağa atmayayım dedim. Maicon'u atayım sağa dedim. Hani biraz daha sağ gidiş olayı var Maicon'u biliyorsunuz. Tolga Ndiaye ikilisiyle başlıyorum orta sahada çünkü Fernando cezalı. Forvet arkasında Atalay, Belhanda, Gomis. Atalay'ı bu kadar forma şansı vermemin sebebi biraz daha gelişimine katkıda bulunmak. Hem de bakalım ne kadar gelişiyor. Bunu da görebilmek hep beraber. Çıkıp eğlenin, iyi şanslar dedik. Takımı sıkmıyoruz, gelmiyoruz. Rahat oynasınlar. Kendi evimizdeyiz. Aslan Tepe'deyiz. İnşallah paramparça yapacağız bu Apoel takımını da. Gökay Güney ve Ozan Kabak. Görüyorsunuz iki tane genç oyuncu var kadroda. Yani ilk 18 kişilik kadroda bulunuyorlar. Henüz bir pozisyon vesaire yok. Bugünkü yemek falan dedik ama evet, Mariano yerinde bir müdahale. Hızlı atağa çıkabilir miyiz diyecektim ki Gomis çok da iyi kontrol edemedi topu. Biraz ayağından açınca rakip de hemen baskıyla aldı. Tolga Atalay. İyi bir top olmadı. Lines, Denayer. Atalay çok güzel gönderdi. Defans arkası Gomis kaleciyle karşı karşıya. Buffett'in bir Gomis. Atalay harika bir asist yapıyor. Şimdi ben bu Atalay'ı nasıl keseyim? Bir tane denedi olmadı. İkinci denedi nereden gitti pas? Bak şuraya bak bak bak. Atalay aldı, kontrol etti. Direkt Gomis'in koşu yoluna. Evet, 17. dakikada 1-0 öne geçtik. Atalay'ın harika asisti. Gomis inanılmaz soğukkanlı. Kaleciyle karşı karşıya çok iyi tamamladı. Belhanda sağ atsana, adam oraya kadar çıkmış. Senin yüzünden gol yeme şeyine düştük, durumuna düştük. Yani Belhanda'nın orada topu ayağında gereğinden fazla tutmasını gördünüz. Az daha gol yiyerek ödeyecektik. Biton. Benjamin Biton. Atalay harikasın çocuğum. Evet, Gomis'e bir uzun top daha. Biton. Belhanda'nın önünde kaldı. Yaz bunu Belhanda. Haimov. Ah Haimov. Ah. Ya top kontrol etmek istemiyorum abi, ben hızlı ataklar yapmak istiyorum. Rakip çevirsin topu. Mariano, Gomis, şık bir pas Ndiaye, Belhanda. Ulan herkesi düşürdüler. Topa vuracak kimse kalmadı ki ayakta. Atalay tek top, Ndiaye tekrar Atalay. Yines, Gomis. Buffett'in bir Gomis 2-0. Offside mı lan? Niye sayılmadı gol bir dakika? Yani offside. Tabi bu açıyla izlediğimiz için yan hakemi görmüyoruz. Tolga, Atalay içeri bırakacak Lines'e. Yok, Tolga tekrar Atalay Lines'e bıraktı. Ya burada offside, evet. Neyse, doğru karar, yapacak bir şey yok. İki tane sakat oyuncuyla oynuyorlar. Hadi bir gol daha. Bir gol daha Tolga. Ulan direkten döndü be. Mariano. Atalay yapma be çocuğum be. Bırakma al o topu. Bırakma al o topu. Mariano harikasın. Belhanda çok şık da sıyrıldı. Belhanda pek iyi oynadığı söylenemez. Özellikle tercihleri biraz sıkıntılı. Şu güzel bir detay ya şuradaki. Gerçekten çok şık bir detay bence. Olması da gerekiyordu açıkçası. Galatasaray 7 şut çekmiş, 3 kaleyi bulmuş. Rakip 4 şut çekmiş, kaleyi bulan şutları yok. Performansınızdan hiç memnun değilim dedik. Taktiklerden Belhanda talimatları değiştir, daha az şut çek diyelim. Hatta Belhanda yerine Feghouli'yi atalım oraya. İkinci yarıyı başlat dedik.
Hazimle oynayın lan. Piton. Daha. Gwensa. Tek toplarla çıkıyorlar. Varda. Ndiaye. O topu alman lazım. Ulan bugünkü yemek dedik, adamlar az daha gol atıyordu ha. Evet, Feguli. Gomis çıkıyor. Sür 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 sür. Aferin. Ulan göstersene adamı geçti. Nasıl kesersin orada en heyecanlı yerde ya. Emektar santrafor çıkartıp başka bir santrafor soktular yerine. Bulgaciyac ilk sarı kartını gördü bu sezonki ya. Vay be, o da güzel bir olaymış yani. Daha fazla dikine pası karışığa çevirelim. Yani Lines iyi oynamıyor. Lines yerine alabileceğimiz bir kişi yok şu an. Keşke geri Rodriguez'i kadroya alsaydık. Ya aslında biraz risk ama risk almak güzeldir ya. Risk alalım yani. Tolga'yı sola atalım. Lines'in yerine de Gökay'ı atalım abi. Ya bu çocukları kadroya aldıysak 10 dakika top oynasınlar. Gomis, Beguli. Oğlum o nasıl bir pas ya? Badou Ndiaye içeri çevirdi. Gomis ulan be, Haimov. Gomis bombalamaya devam ediyor Gomis. Forhut. Gökay, aferin oğlum, iyi top kaptın, iyi de pas verdi. Atalay yapma be çocuğum be. Vallahi bugünkü yemeğimiz dedik 1-0 bitti ama yani 11 şut çekmişiz, 6'sı kaleyi bulmuş. Bayağı etkili oynadık. Atalay Babacan en iyi oynayan, bu çok güzel bir haber. Yani en iyi oynayan adam Atalay Babacan ve kararlılık böyle çok büyük bir hızla yükselişe geçmiş. 3'ten 5'e çıkmış bir ayda, görüyorsunuz. Bu daha da tavan yapacaktır inşallah. Lines kötü oynadı. 5 tane hata yapmış. Luai Taha. Stoper. 27 yaşında ya, bizim işimize gelmez. Bize daha iyi adamlar lazım. Analizlerde var mı bakılacak bir şey? Gerçi burada analizlere çok bakmıyoruz ama neredeyse sahanın hemen hemen her yerini kullanmaya çalışmışız. Biraz geniş alanda oynadığımız için çok böyle dar alanları şey yapmıyor. Bunlar tabii Lines'in zayıf karnımız olduğunu fark edip buraya yüklenmişler ama Allah'tan Denayer'ı buraya attık. Yani Lines'i biraz patates ettiler ama bence Denayer bu hamle biraz daha tuttu burayı diye düşünüyorum ben. Evet, soyunma odasına gidelim. Biliyorsunuz güzel galibiyet çocuklar. Aferin. Maç kazandıktan sonra her zaman aynısını diyoruz. Pek mutlu olan olmadı. Belki azarlasaydık biraz daha mutlu olurlardı ama olsun. Yani Lines için bu kadar hata sana hiç yakıştıramıyorum. Evet, Göztepe maçı var şimdi önümüzde. Ya bu 1-0'lık skor hiç beni memnun etmedi. Maçı da göstermiyor zaten. Daha iyi skorlar lazımdı. Gökay Güney, ben seni ne olarak antrenman yaptırıyorum? İki yönlü orta saha mı? İki yönlü orta saha tabii. İki yönlü orta saha olarak çalışsın. Daha fazla topsuz alan, 5 topsuz alan çalışıyoruz. Daha fazla yani iki yönlü orta sahayı oynayan bir adam büyük ihtimalle savaşçı orta saha konumunda da oynayabilir. Yalnız ilk maçı 1-0 kazandık. İkinci maç yani istediğimiz bir şey değil. Skor değil. Ryan Donk 9 teklif varmış. Abi lig için lazım olacak Ryan Donk bana ya. Aylık 34 bin euro vereceklermiş. Zaten büyük bir çoğunu gene maaşını bana kitliyorlar. En azından kadroda dursun da biz kendisiyle anlaşırız ligde. Solda ilk kez Gary Rodriguez'i deneyeceğim Lines yerine. Biraz defansif olarak sıkıntı çıkartabilecek diye düşünüyorum bize büyük ihtimalle. Recep Gül'ü de kiralık olarak gönderiyoruz. Bu sene oynasın, pişip gelsin. Seneye büyük ihtimalle kadroda ona yer vereceğim.
Kilit oyuncu olarak gidiyor yani, gitti Karabük müydü yanlış hatırlamıyorsam, gittiği takımda da Adana mı? Evet, Adana Demirspor. Banka oynatacaklarına söz verdiler. Tabii gelişimin içinde etkili 16 yaşında. Antrenman testleri falan çok iyi değil ama en azından maç kondisyonu kazanır. Ve ben hani Galatasaray değil biraz daha alt seviye bir takım olsaydım Recep Gül'ü de oynatmaya çalışırdım ama biz Atalay'ı seçtik banka olarak oynatacağımız. Geri kalan birkaç tane daha genç oyuncuyu da biraz daha rotasyonlu oynatmaya çalışıyoruz. Şu an için Atalay'ı görüyorsunuz. İlk tercihimiz. Ve geçen maçlarda da yani bu geçtiğimiz maçlarda da bizim hiç verdiğimiz forma şansını kötüye kullanmadı. Hep iyiye kullandı. İyi şekilde kullandı diyelim ya da daha iyi tabir kötüye veya iyiye değil iyi şekilde kullandı. Şimdi Göztepe ile oynayacağız. Kimmiş? Ben kanat oyuncusu istemiyorum. Belhan da neymiş? Ha. Ah Belhanda, ah. Selçuk'tan sorun çözmesini isteyelim. Allah Allah. Selçuk'a bak, beni karıştırma dedi. Takım içinde harika bir atmosfer varken bu kadar zorlanmanı şaşırdım açıkçası. Evet. Oo, atmosferin iyi ol ancak bana burada yardımcı olmazsanız zarar görebilirim. Konuyu o yüzden açtım zaten diyor. Korkarım. Bence dil engelini aşman büyük bir faktör olacak. Gitgide kötü. Evet. Değer verildiğini hissettirmişiz ona. İyi. Yani gerçekten bir de bu olaylar var değil mi? Takım yani iyi gidiyor. Bir de bu sıkıntılar çıkacak. Toplantıyı düzenle diyelim bakalım. Takımla konuşalım. Evet. Boşlukları görün. Boşluklara pas atın çocuklar. Daha fazla dikine pas yapın. Ve hayır. Ve daha sıkı markaj yapın. Yani adamların ensesinde olun. Böyle rahat top alıp sağa sola gitmesinler. Rahatça top alıp kaleye yüzlerini dönmesinler. Ya biz Belhanda'yla falan oynayalım diye geldik. Adam canım sıkıldı gönder beni falan diyor. Yalnız şu fikstür sıkışıklığı tam böyle İngiltere Ligi gibi ha yani böyle. Güzel sıkışık fikstürler iyidir. Tanju Kayhan daha fazla rotasyon yapmamızı sağlar. Tanju Kayhan da ne adamdı be. Beşiktaş'a geldi, tutunamadı, nerelere gitti. Tekrar birincilikte gerçi Göztepe'yle. Latovlevic'i unuttuk zaten. Değişik bir kanat oyuncusu. Uzaktan şutları falan var. 1.17 bizim oranımız. Yalnız var ya, fiziksel olarak çok iyi durumdalarmış. İkinci yarı ortası performansları kötüymüş. 61. ve 75. dakikalarda kötü oynuyorlarmış. Aslında yavaş başlayıp 60. dakikadan sonra mı bastırsak diyeceğim. Neyse biz başlayalım abi. Laps, laps, laps gidelim. Lines yerine şuraya bir geri Rodriguez atalım. Orada bir Tarık Çamdal gördüm ama. Koray Günter yerine de. Martin Linnes'i alalım. Negatif unsurlar uzaktan şutlar. 21 şut çekmişiz. Hiçbir golle sonuçlanmamış. 21 şut çektik mi lan? Biraz şöyle yapalım. O gereksiz şutları azaltmak adına zaten daha az şut çek var. Belhanda'ya da daha az şut çek yapalım. Evet, gereksiz şutları engellemek için böyle bir şey yapalım. Şimdi Tolgacığım senin yerine Ndiaye'yi, Fernando'yu atacağım buraya. Pardon. Gökay, Serdar, Eren, Ozan, Feguli, Sinan. Sinan yerine de nerede bizim Melih Gökçimen'i de oynatacağız solda, sol bek olarak ama Tolga'yı alalım. Evet. Takımı bildir diyoruz. 12 yabancıyı geçmiş miyiz? O zaman Karasso yerine de Eray İşcan. Valla Geri Rodriguez'i ilk kez oynatacağız. Defansif olarak zayıflığı olacaktır Geri Rodriguez'in ama Denayer'le onu gidermeye çalışacağız. Orayı biraz daha yani asıl Denayer biraz yorulacak. İyi şanslar çocuklar, eğlenmenize bakın.
Yok, daha sert konuşacağım bundan sonra. Eğlence falan istemiyor bunlar. Bado Endiaye. Mariano, bekletmeden orta yaptın da niye öyle acele ettin anlayamadım yani. Tecrübeli eldiven Beto. İstatistiksel olarak oyunun kontrol elimizdeydi diyor ama henüz pozisyonumuz yok. Rakip iki tane şut çekmiş. Biz bir tane şut çekmişiz. Sabri. Belhanda çok yerine müdahale. Gomis. Endia'ya. Sakin 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 be oğlum be. Oradan niye şut çekiyorsun ki ya? Neyse hadi tamam. Güzel güzel. Aferin aferin aferin. Jason Denier sarı kart gördü. Badou Ndiaye abicim bir adım önüne pas atamıyorsun. Belhanda, Fernando, Atalay. Ndiaye benim ayağı düzgün bir iki yönlü orta saha bulmam lazım. Geri Rodriguez. Ndiaye yazdı 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 bunu Badou Ndiaye. 34. dakika İstanbul plakasında 1-0. Şöyle Napoli'deki Alan gibi bir iki yönlü orta saha lazım bana. Böyle ayağı düzgün pas yapabilen. Hem de oyunun iki yönünü oynayabilen. Belhanda Fernando arka direkte seken topu tamamlıyor mu? Diyecektik ki faul. Sinayer pek iyi oynamıyor. 7 şut çekmişiz, ikisi kaleyi bulmuş. Gösterdiğiniz performansla hiç memnun değilim dedi ki takım konuşmasını sonlandırdık. Neyse çemkirince oyunculara biraz moralleri yerine geldi. Traore, Cufran. Cufran sarı kart görmüş. Ndiaye adamsın da faul yaptın galiba orada. Fernando da sarı kart gördü. Fernando'yu da değiştireceğim. İyi oynamıyor zaten. Ya kart görüp bizi yolda bırakmasın. Tolga Ciğerci. Gökay Güney'i alayım mı lan? Bütün riskleri alıp. Gökay Güney'i alacağım abi. Bütün riskleri alıyorum ve Gökay Güney'i sahaya sürüyorum. Mariano, Atalay, Gökay, Bado Ndiaye, Belhanda, kanada döndü Mariano. Mariano yani artık. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez çok saçma bir şey yaptı ama Traore böyle yapılan kaleye paralel giden sert vuruşlarda, sert ortalarda özellikle yerden gidiyorsa top çok tehlikeli zaten. Birine çarpsa yön değiştirip kaleye gidebilir. Evet, şimdi Atalay Babacan'ın yerine Bueno'yu atalım. Engando, Sabri, Ndiaye tek dokunuş. Belhanda, Johnson, Gomis. İki kişi var karşısında. Gomis yer mi onları? Ters kanada döndü. Mariano orta mı yaptı? Kaleye mi vurdu? Gökay, Bado Ndiaye, Belhanda, Gomis. Şık paslaşmalar. Bueno, Gomis. Çok iyi döndü kanada. Tek top Bado Ndiaye. Yalnız Ndiaye'nin canı çıkmış. Tolga Ciğerci'yi atalım Ndiaye'nin yerine. Gomis de aslında yorgun. Bu maçta da iyi oynamadı Gomis açıkçası. Rodriguez iyi oynadı yalnız ha. Sizlerden gelen tavsiyeye kulak ardı etmedim. Yani aslında sağ bek için çalıştırıyordum Geri Rodriguez'i ama üst üste geldi. Yani Lines çok kötü oynadı. Geri Rodriguez'i atalım. Ne olacak dedik. Evet, 2-0 geldik. 2-0 galip geldik. 14 şut çekmişiz. Kaleyi bulan 2 şutumuz var. Bu şut oranını biraz daha kaliteli hale getirmemiz lazım. Tabii şu da var. Hızlı oynuyoruz. Hızlı atak yapıyoruz. Hızlı tempo oynuyoruz. Şut yüzdemiz bu yüzden. Şut yüzdesi bu yüzden düşük olabilir. Ndiaye 8.3 96 isabetli pası varmış. Bueno ilk maçına girmiş. Ndiaye'nin performansını övelim bakalım. Fevkalade'nin fevkinde morali. Şimdi Hapoel Berşeva maçına doğru hızla ilerliyoruz. Hapoel Berşeva maçını da kesip biçmeye gerek yok. Zaten üst üste maçlar yapıyoruz.
20, 24, 27. Karabük maçı 27'sinde yalnız ha. Yani Berşeva'ya geliyoruz. Grup eşleşmeleri var. Kalırsak inşallah yeneriz Berşeva'yı diye düşünüyorum. Tabii deplasmanda bu kadar riskli oynamak bize sıkıntı çıkartabilir. Ama gene taktiği deneyeceğiz. Taktikle başlayacağız. Donk için kiralama teklifinde boşu boşuna bulunmayın. Yani adam dünyanın maaşını veriyoruz. Komik komik rakamlar öneriyorlar bize. İşte maaşının %20'sini verelim size. Victor Luiz. Brezilyalı genç oyuncu. Evet, genç ama yeterince iyi değil. Marcio. Yok abi, benim genç oyuncularım bana yeter. Nerede? Melih Gökçimen, sol bek. Bir şey olmayabilir. Bir de sağ bek vardı. Neydi o çocuğun adı? Heh, Emirhan Civelek abi, baksana fizik olarak adam hızlı ama 14-15, daha 17 yaşında. Yani Galatasaray seviyesine gelmeyecek bunlar hiçbir zaman tahminimce. Ama olsun abi, ben gene sahada şans vereceğim, oynatacağım. Onların nasıl oynadıklarını görmek istiyorum. Gökay Güney mesela 2 maçtır sonradan oyuna alıyoruz. Burada bir dakika, performansı övülecek oyuncular varmış. Mariano. Hemen mevcut formu övelim. Ya yani Mariano gibi bir tane sol bek bulsak. Maicon. Maicon da iyiymiş. Kim başka? Ahmet Çalık. Ahmet Çalık şaşırtıcı şekilde iyi oynuyor. Nasıl, ne dersiniz? Aslında defansif özellikleri hiç fena değil. Üst üste tabii biraz oyun oynadı. Oyuncuyu uyaralım. Antrenman seviyesini eleştirelim. Maicon zaten canavar ya. Dengeyi de biraz yükseltmişler. 10'du. Bueno sakatlandı mı? Ah canım. Kupa görünümüne bakalım. Peki kim ya var? Yapan Galatasaray, Kasımpaşa, Galatasaray, Kayserispor, Bursa 4, Trabzon 4, Beşiktaş. Bir galibiyet, bir mağlubiyet mi? Kime yenilmişler? Antalyaspor hem de 3-1. Enteresan. Ulusal Medel, Talisca orta saha, Lens, Babel, Cenk. Quaresma'yı niye kesiyorsun? Bana dokunuyor ya. İnşallah benim maçımda oynatmazsın Quaresma'yı. Sakat herhalde. Teknik heyetten öneri. 21 yaş altı antrenör. Hadi bakalım alalım. Ya 21 yaş altı antrenör için 100 bin euro nedir ya? Ya böyle olunca var ya çıldırıyorum ya. 100 bin euro nedir abicim ya? 21 yaş altı antrenör alıyoruz. A takım antrenör almıyoruz. Evet, Hapoel Berşeva rövanş maçı geldi, çattı. Ben gene bu işle baş, yani bu dizilişimle başlayacağım. Ivanovic Spartak'la sözleşmesi varmış. Sırp oyuncu. Buna bir gözlemci yollayalım. Marcos Curado. Yok, 22 yaşında bu adam benim için bitmiştir. 27 yaşında Renan Ribeiro. Benim kaleci ihtiyacım yok. Toplantı düzenleyelim. Bakın şimdi çocuklar, takımla konuşalım. Evet, daha yaratıcı oynayın. Tamam mı? Temponuzu düşürmeyin. Ve son olarak da rakip çıkarken muhtemelen topa hakim olmaya çalışacaklar. Toplantıyı sonlandır. O yüzden Atalay'la başlamayabilirim. Atalay yerine Belhanda'yı koyup Belhanda yerine de Feghouli'yi koyarım. O ön alandaki sertliği, yani sertlik derken hani agresifliği, o oyuncularla daha iyi yayarız diye düşünüyorum. Selçuk kadroyu alın ya, alınmazsa alınmasın. Deniz Aytekin Hollandalı. Yani Türk asıllı Hollandalı diyelim. Apoel Berşeva 3-20, Galatasaray 2. İnşallah bu maçı da kazanıp adımızı altın harflerle gruplara yazdıracağız. Nerede Feguli? Aslında Ndiaye'yi de atabiliriz öne. Ha. Neyse, Feguli agresif, cesaret, çalışkanlık fena değil. Agresiflik, cesareti biraz düşük ama çalışkanlığı falan, yani Belhanda biraz daha fiziksel olarak bu işleri karşılayabilir, ön alandaki baskıyı. Tabii bir uyum sorunu olacaktır.
Onu da artık göze aldık yani. Atalay da ilk kez kesiyoruz Atalay'ı da. Varda kaç yaşındasın sen? Deneyimli forvet diyor. 35 yaşındaymış ya adam. Şimdi çocuklar, serimizi devam ettirmek için bana gerçek gücünüzü gösterin dedik. Ulan biraz gaza gelir insan ya. Hadi bakalım bizim vuruşumuzla maç başladı. Geri Rodriguez senden çok şey bekliyorum. Ahmet Çalık, Mariano tek top, Belhanda iyi gördü sol kanadı geri Rodriguez. Ndiaye, Feghouli, lan bir sağa bir sola top. Mariano! Mariano! Kaymov çok büyük hata yaptı. Topu kontrol edemedi, kendi ağlarına gönderdi. Ben böyle bir gol yesem çıldırırdım açıkçası. Geri Rodriguez de hep içeri süzülüyor ya kanattan. Geçen maçta da öyle oldu. Şut çekti, rakibe çarptı, gol oldu. Burada yine aynı şekilde gole sebebiyet verdi yani sonuçta. Orhut. Bas 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 bas. Vur vur. Al al. Maicon harikasın. Feghouli çok iyi döndü yüzünü. Çok da güzel bir top. Gomis kaleciyle karşı karşıya. Ah be. Keşke Gomis'in gol sevincini yapsalardı ya. Kara Panter. Belhanda. Çok. Çok basit bir top. Kayımov. Bas bas önde bas bas bırakma lan. Bak Mariano nereden geliyor da Ndiaye yanındaki adama pres yapmıyorsun. Elo. Fernando harikasınız. Belhanda. Geri Rodriguez. İyi çıktık. Tekrar geri Rodriguez. Badu Ndiaye. Feghouli. Gomis. Penaltı. Orada Denayer var. Sana bırakır mı? Oo, orada bir boşluk. Barda. Toni. Hop hop hop. Bak. Bak gene aynı bak. Toplar beni deli ediyor. Nottingham Forest kariyerinde de vardı bunlar. Hop Badou Ndiaye. Evet Quensa. Bu dakikalarda biraz ağırlıklarını hissettirdiler. Belhanda iyi oynamıyor. Quensa aman çok tehlikeli kullanır. Neyse kötü bir vuruş. Kariyerimde almıştım Fenerbahçe kariyerimde Quensa'yı. Denayer kötü oynuyor. Devre arasında biraz bunlara bağırıp çağıralım. 4 şut çekmişiz, ikisi kaleyi bulmuş. Performansınızdan hiç memnun değilim. Kim o? Denier mi? Kötü konuşmuş. Asistana devret diyelim. Takım konuşmasını sonlandır. Oğlum kendine gel kendine. Adam gibi oyna. Beni deli etme. Aferin Mariano. Lan Mariano gibi sol bekim olsa var ya. Dünya kupasını alırım Galatasaray'la. Ah. Melikson. Geri Rodriguez kapat önünü be. Yalnız Fernando gerçekten iyi oynamıyor. Gomis de pek iyi değil diyecektim ki sakatlık. Şimdi Tolga Ciğerci'yi atalım. Ndiaye yerine Geri Rodriguez kalsın. Mariano. Belhanda yerine Atalay'ı atacağım. Gomis sanırım o karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. O yüzden de biraz form olarak düştü. Son oyuncu değişikliğim de Gökay Güney Fernando yapacağım. 80'de falan yapacağım. Biton. Gadir. Hop 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 hop. Of. Of of ne gol attı be. Beyin Binder. 80'de. Durumu 1-1'e getirdiler. Mariano. Yapmayın yapmayın. Bırakmayın o adamı. Oo, çalım yemesen orada abi. Melikson. Şaka gibi ya adamlar 2-1 yaptı skoru. Ulan sizden korkan sizin gibi olsun lan. Ah değiştiriyorum. Gökay Güneş. Siz uğraşsanız gene eleyemezsiniz beni. Mariano, Tolga, Gomis'in arkasında kaldı. Geri Rodriguez. 2-2 maçta 85. dakika.
Çok iyi oldu ya, ters kanatlı olması. Orta yapmada sıkıntı olabilir ama böyle vuruşlar yapabilir. Yap yap, Gökay Güney girsin abi. Ben korkmuyorum bunlardan ya. İçimden böyle bir his var yani. Eleyeceğiz bu adamları ki eledik zaten. Evet, gruplara kaldık UEFA Avrupa Ligi'nde. Biraz agresif bir taktikle oynuyoruz. O yüzden yani biraz daha durarak veya biraz daha normal bir taktik oynasak belki daha rahat geçecek maçlarımız, ama ben daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Durarak oynamak istemiyorum. 2,6 milyon euro para. Ndiaye sakatlandı. 4-7 hafta mı yok? Fizyoterapiste gözetimine bırakalım. Ya ben biraz daha bu oyun olgunlaştırıp biraz daha bu şekilde devam etmek istiyorum. Aslında maç içinde de birkaç şey yapabilirdik. Yani bu kadar hücum, yüksek tempo, pas boyunu biraz daha kısaltıp dizilişi bozmadan. Maç içinde onlara da dikkat etmek lazım. Yani onları da yapalım. Kura çekimini izle diyelim. Bakalım tek tek seçeriz takımları. Birinci seri başı olarak gidiyoruz. Bu güzel bir şey. D grubuna düştük. Bakalım ikinci olabilir. Everton mı gelir ikinci torbadan ya? Ludogorets gelsin. Kulüp Brüj, PAOK, Krasnodar. Burada şey var. Neydi bu takımın adı ya? Romanya takımı. Adını unuttum, iyi mi? Gerçekten şu an takımın adını unuttum ya. Neyse. Romanya'nın en tanınmış kulübü. Üçüncü torbada kim var? Abi bize kol gibi Hertha gelir herhalde. Veya Hoffenheim. Maccabi Tel Aviv. Bir İsrail takımını eledik. Gene bir İsrail takımı geldi. Akıllanmıyor bunlar. Kim gelsin kim? Zorya gelebilir. Rosenborg, AEK, Zlin, French Varos, Vitesse. Gene var ya, fena değil yani grup. Şakası olmayan bir grup. Başakşehir'le Konya'nın da gruplarına bakalım ya. Onları hızlı geçtik. Vitesse, Everton. Tamam, bizim grubu biliyoruz zaten. Evet. Arsenal abi. Victoria Pilsen, Partizan, Konya. Geçmiş olsun Konya'ya. Gerçi Partizan'la Victoria Pilsen'i elerler diye düşünüyorum. Burada başka kim var? Hoffenheim, Braga, Dinamo, Kiev. Başakşehir çok zor gruba düşmüş yalnız. Lucas abi, bu yaştan sonra seni almam. Zaten Mariano var sağ bekte. Karabükspor. Karabükspor'la çok zor bir maç oynayacağız. Karabük analizi. Mevkisel ısı haritası. 2-1 yenildikleri maçta. Neto burada da kendi kalesini atmış. %66'ya 34 topa sahip olma. 20'ye 1 şut. Sağ kanadı daha çok kullanmışlar. Bizim de orada biraz zayıf olduğumuz düşünülebilir. Bakalım Torje olabilir onların sağ kanadında. Denayer'le oraya yama yapmaya çalıştık. Yama yapmaya çalışıyoruz. Sanki basın toplantısında fazla yorumda bulunmadı. Bulunma zaten sen ya. Sen çok konuşma sen. Evet, Karabük maçından sonra milli takım arası geliyor. Biz de bu bölümü bitiririz zaten. İki tane APL Berşeva maçı, bir lig maçı yaptık. Bu da ikinci lig maçımız olacak. İnşallah 3'te 3 yaparız. Hadi asistana bırakayım, ne demiş? Offside'a odaklanın. Arkadaşların koşuyla pas atmasını istiyor. Daha dar alanda oynamanızı istiyorum. Bugün rakibinizi sıkı mark etmenizi istiyorum. Karabükspor ligde 15. sırada. Başka kim maçları var? Antalya, Kayseri, Sivas, Alanya, Konya, Gençlerbirliği. Alanya'da bakalım Emre Akbaba ne yapmış? İzleniyor. Kim izliyor bunu? Beşiktaş tarafından izleniyormuş. Ligde bir maçta oynamış, bir maça da sonradan girmiş. Fransa'da neredeydi bu?
Sanki Fransa falan diyorlardı ama Antalya'nın altyapısından çıkmış. Neyse. Gürbey Erkan maçın adamı seçilmiş. Sol kanat oyuncumuz. Pek şu an tarzımız değil öyle bir oyuncu. Heyecanlandım öyle. Genç takımlarda maçın oyuncusu seçilen adamlara bakıyorum ama evet. Bütün her şey bizim kazanacağımız yönünde ama inşallah kazanırız. Ligde 3'te 3 yapan var mı? Kayseri Kasımpaşa 3'te 3 yapmış. İnşallah ben de yaparım. Beşiktaş 6. 3 maçta 6 puanı var. Beşiktaş da yenmiş bu hafta. Ndiaye sakat. Ne yazık ki Tolga Ciğerci'yi aldık yerine. Burada Ndiaye yerine. Orta sahaya adam alabiliyor muyuz? Orta sahada kim var? Sinan Gümüş, Emrah Başsan. Hadi Yasin'i alalım. Bueno da sakat. Bueno'yu da çıkartalım. Bueno'nun yerine kimi alalım? Yani Melih falan var ya sakat olmasa alacağım yani. O kadar genç oyuncu oynatasım var şu ara. Sinan Gümüş'ü alalım hadi bakalım. En az bir yerli kaleci tabii o işi de halledelim. Karasu yerine Eray İşcan. Gene Belhanda ve Feguli ile başlıyoruz. .80. Burada en yüksek ortalama puan Ceyhun Gülselam 6.75. Ripka 6.75. Pek iyi durumda değiller. Kim mutlu gözükmüş? Fernando. Fernando da kaç maçtır kötü oynuyor. Gözümden kaçmıyor ya, kaçmıyor değil yani. Gözümden kaçmıyor değil değil, gözümden kaçmıyor. Maçta 3-4 dakikalar hızla ilerliyor. Kaleyi bulan veya kaleyi bulmayan bir şutumuz yok. Karabükspor topa daha fazla sahip olan taraf. Tabii biz böyle yaparak topa daha rakibimizin sahip olmasını sağlıyoruz. Ama bizim asıl amacımız hızlı ataklarla, hızlı geçiş oyunlarıyla pozisyonları tamamlamak. Takım böyle bir şaha kalkmıştı da şu an durdular. Tabii biraz daha ligimizdeki takımlar biraz daha iyi Avrupa'da oynadığımız basit takımlara göre. Gomis şu an çok kötü. Ahmet Çalık'ı niye burada gösteriyor? Ben ona irkildim. Yani Ahmet Çalık Gomis'ten sonra gösteriliyor. Niye? Kaleciler en iyi oynayanlar. Mariano çok fazla top kaybetmiş. Şimdi şurada biraz bağırıp çağıralım. Gösterdiğiniz performanstan ötürü hiç memnun değilim. İkinci yarıyı başlat diyelim. Geri Rodriguez, Belhanda, Beguli, Mariano'ya. Çok hızlı attım be oğlum be. Geri Rodriguez tırt. Ne yazık ki Lines'i alacağız onun yerine. Beguli hiç iyi oynamıyor. Atalay'ı atalım buraya. Biraz daha karışık. Koşu yoluna pası kapatalım. Tempoyu düşürelim. Alanı biraz dengeli hale getirelim. Evet, biraz daha topa sahip olabilecek şekilde oynamaya çalışalım ikinci yarıda. Hadi lan bağır. Daha azimli oynayın diye. Evet.
Yine sen de aynı şekilde daha sık orta yap. Gomis, Eren çift forvete döndük. Biraz geç döndük ya. Keşke 60'ta falan yapsaydık bu değişikliği. Eren derdi yok, uzun santrafor. Evet, bölümün son maçında sanırım sahadan beraberlikle ayrılmak üzereyiz. Evet, ilk beraberliğimizi aldık ligde. Geçen maçta Avrupa Ligi'ndeki maçımızda berabere kalmıştık. Muslera ve rakip kim? Davutoğlu. Defansif orta sahası maçın adamı seçilmiş. 9 tane şut çekmişiz. 5'i kaleye bulmuş. Toplam 7 faul yapmışız. Rakip 11, sarı kart 0. Yani iyi oynadık, kazanabileceğimiz bir maçtı ama gene aynı sağ tarafa yüklenmişler. Bu adamlar sağ tarafa yıkmayı seviyor oyunu belli ki. Biz gene şu alanda, rakip yarı alana çok fazla girememiş, ceza alanı içerisinde çok fazla girememişiz. Yani ısı haritasını biraz daha yaklaştırabilirdik oraya. Evet, böyle puanlar kaybedeceğiz. Şuradan aynen bu maçı kazanmamız gerekirdi. İyi bir performans göstermedik. Dedik takımlara, Gomis'te bir düşüş var. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 6 gol atmış adam. 6 maç 6 gol. Ama ligde de o gollerini atması lazım. 2-3 haftadır sıkıntı yaşıyoruz. İkili forvet olarak da oynayabiliriz. Yani tek forvette sıkıntı yaşarsak uzun bir forvet, Eren derdi yok, kullanıp. Ne yazık ki 3'te 3 yapamadık ama mağlup da olmadık. En azından sıkıntılı günler geçiren Karabükspor bizden 1 puan almayı başardı kendi evinde. Avrupa Ligi kuralarımız da çekildi. Şimdi bu milli takım arasından sonra Fenerbahçe ile çok zor bir maç yapacağız. Sonra Maccabi Tel Aviv, Başakşehir, Yeni Malatyaspor. 3 tane kendi evimizde üst üste maç oynayacağız. Hedefimiz bu 3 maçı kazanmak. İnşallah da kazanırız. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.